tesadüf hastalığıyla kalp damar hastalıkları olan bağlantı son yıllarda çok irdelenen bir konu. Gerçi bütün bu konudaki işaretlere rağmen yeterince kanıt yok elimizde. Ama biliyoruz ki sedef hastalığı, özellikle de sedef hastalığı daha yaygın ve daha görünür olan kişilerde kalp damar hastalıkları daha fazla. Ama benim kişisel düşüncem de hani benim gibi düşünen birçok da hekim var, hani tek değilim ama bu hastalıkta kişiler biraz daha içlerine dönük olup daha hareketsiz mi kalıyorlar? Belki daha çok sigara, alkol tüketiyorlar o şekilde mi? Bu hastalıklara daha çok eğilim oluyor. Ama yoksa bu hastalıkta zaten var olan bir takım immünolojik faktörler bu kalp damar olaylarını da mı tetikliyor? Bu yeterince açık değil. Açık olan kısmı şu. Vücutta daha yaygın sedefi olanlarda aslında bir inflamasyon süreci damarlarda da yani mikrop olmaksızın iltihap süreci diyelim damar duvarlarını da etkiliyor. Bunun hakikaten damar kalp damar sistemini de etkilediğini biliyoruz ama daha orta hafif tarafındaki çünkü şimdi bunlara da ait belirtiler var bunlara da ait işaretler var. Gruptaki hastalar gerçekten yatkın mı sedef hastalığına? Bence o yeterince açık değil. Evet, şiddetli sedefi olanlarda bu öğenin olduğunu biliyoruz. Bunlar daha obez oluyorlar, yani daha şişman olabiliyorlar, daha hareketsiz ve de kalp damar hastalıklarına kesinlikle daha yatkın oluyorlar. Ama daha orta ve hafif şiddetli sedefi olanların bunlar için ne derece risk faktörü taşıdığı hastalıktan ötürü mü oluyor? Sadece yoksa hastalığın getirdiği bir takım faktörlerden mi oluyor? Hala bu kısmı yeterince açıklanmadı düşüncesindeyim.